Selam arkadaşlar, TYT 2022 bitti. Umuyorum hepinizin sınavı güzel geçmiştir. Bakalım Bahadır Hoca takipçileri için sınav nasıl geçmiş? Bakalım biz ne demişiz? Sınavda ne çıkmış? Şimdi çok doğru olduğunu düşündüğünüz bir yanlıştan bahsedeceğim gençler. İki noktadan sonra her zaman büyük harfle başlanır. Bu çok büyük bir yanlıştır. İki noktadan sonraki ifade eğer cümle değilse asla büyük harfle başlanmaz. Cümle ise büyük harfle başlanır. Mesela örneklerimize bakalım. Karadeniz'de iki şey çok bulunur demiş. Silah ve hamsi. Tabancanın ucu koptu. Dikkat ettiyseniz silah ve hamsi bir cümle değil. Silah ve hamsi cümle olmadığı için büyük harfle başlamadım. Ama diğer örneğe bakalım. Kendimi tanıtayım. Meclis katiplerindenim demiş. Meclis katiplerindenim kısmı büyük harfle başlamış. Çünkü cümle olduğu için. Peki sınavda nasıl gelmiş gençler? İki noktaya kadar örneği vermiş. İki noktadan sonra örnek sıralayacağım demiş. Ve duvardaki çiviler diye başlamış. Duvardaki çiviler bir örnek olduğu için, cümle olmadığı için büyük harfle yazılmaz gençler. Diğer sorumuz sözcükte anlamla alakalı ve Arapça kelimelerle alakalı gençler. Biz sözcükte anlamla alakalı ne yapmıştık? Şenol Hoca kanalında Pekara kampı yapmıştık. Orada paragrafta söz cümle anlam ilişkisinden bahsetmiştik gençler. Bakalım Arapça kelimelerle alakalı biz ne söylemişiz? Sınavda ne çıkmış? Ne yapacağız Arapça kelime gördüğümüz zaman? Şimdi Arapça kelimelerin yapısında bizim kulak aşinalığımız olan bir şey var. Çünkü gündelik hayatta çok fazla Arapça kelime kullanıyoruz. Bak kelime diyorum, kelime bile Arapça. Sözcük Türkçedir. Okey? Mesela külliyat. Bir bakalım külliyat kelimesine. Bak bu ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru bu arada. Dikkat et. Külliyat kelimesi. Nereden aklımıza gelebilir külliyat? Şöyle köküne bir bakalım. Ses benzerliği var mı? Külli. Küllüm yalan. Külliyen yalan. Bak böyle bir tabir çağrıştırabilir bize değil mi? Külliyen yalan. Peki ne alakası var külliyatla? Külli bütün demek. Hepsi demek. Anlamına göre. Okey? Külliyat. Külliyatı da şuradan çözebilirsin. İşte yazarın külliyatı falan derler. Bir şeyin külliyatı derler. Sen de buradan toplu eserler olduğunu, yazarın bütün eserleri olduğunu çıkartabilirsin. Her türlü hile hurdaya başvuracağız gençler. Peki ÖSYM nasıl sordu gençler? Yeknesak kelimesini sordu. Yeknesak. Ya biz bilmiyoruz kelimeyi. Yeknesak ne ola ki? Ama yek kelimesini söylediğimiz gibi kelimenin içerisindeki bazı harfleri ve küçük kelimeleri araştırırsanız yeknesak. Yek ne demek gençler? Tek demek. Yeknesak da tek düze demek. Gördüğünüz gibi gençler biz neler anlatmışız sınavda, neler çıkmış. Paragraftan bahsetmedik. Onlar da sorular açıklandığı zaman bir bir soruların üzerinden sizlere aktaracağız gençler. Pekara kampının linkini aşağıya koyuyorum. Tıklayıp Pekara kampını, paragraf problem kampını Şenol Hoca kanalından izleyebilirsiniz. Bizleri takip etmeye devam edin gençler. Yaz kampımız gelecek. Duyurusunu da buradan ve Instagram hesabımızdan yapacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.